Şimdi Noise'in White Paper'ının dördüncü konusunu benim videomun üçüncü tekrarını izleyeceğiz. Noise'den bahsetmek gerekirse genel olarak bir sistem yaratıyorlar ve bu sistem üzerinde de bir advertising network yani reklamcılık ağı oluşturuyorlar ve bu spam botları işte yani yalancı izlenmeleri, yalancı tıklanmaların önüne geçiyor arkadaşlar. Bunun için kendileri bir özel algoritma oluşturmuşlar. Daha önceki videolarımda White Paper'ın bu sayfaya kadar işte ilk 12 sayfasını açıklamıştım. Bundan sonra 12 sayfasından sonrasını açıklıyorum. Noise platformunda işte insanların nasıl token kazanabileceğinden bahsetmişler. Bunları da 4 farklı, 5 farklı kategoriye ayırmışlar. Tokenlerin nasıl dağıtılacağından bahsetmişler. Görüyorsunuz Nikola'nın işte nasıl para kazanabileceğinden bahsetmişler. İşte ne bileyim videolarla, işte anketlerle, işte girişiyle, yani dataların tüm datalarla, işte insanlarla konuşmasıyla para kazanacağından bahsetmişler. Promosyonlarla işte birçok şekilde para kazanacağından bahsetmişler. Bu platformda bir kayıt formu oluşturup affiliate link yani referans linki girebiliyorsunuz. Ve bu sistemde monitörde her şeyi rahatlıkla görebileceksiniz. Aşağı doğru iniyoruz. İşte botların bu sistemde yer alamayacağından bahsetmişler ve gerçek spam botların gerçek kullanıcıları diyor. Kliklerini engelleyemeyeceğinden bahsetmişler Google'la ama bunda böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Tabii ki Noise Network'te transactionlar tamamen kriterler doğrultusunda random bir şekilde yani rastgele bir şekilde seçilecek. Tabii ki bu da cüzdanınıza işte bağış yapabileceksiniz veya başka insanlara oy vereceksiniz. Bunlar da tabii ki onlara para olarak geri dönecek. Aşağı doğru iniyoruz. Problemden bahsetmişler. Bir problemde platform üzerinde sitede bir reklamcılık olacağından bahsetmişler. Yani human mı yoksa bot mu yani insan mı yoksa bot mu olduğunu buradan ayırt edebilecekler. Spamsa eğer bu sisteme hiç giriş yapamayacak. Giriş yapamadığından dolayı da hani bu sistemde daha fazla sorunlarla karşılaşmadan reklamcının reklam verdiği ve gerçek düzeyde bir yatırımı veya işte reklamın geri dönüşünü alabileceklerdir. Aşağı doğru inmek gerekirse tabii ki bu blockchain üzerinde bir ağ olacak. Blockchain'in üzerinde olması insanlara hem güven verecek hem de yeni giren insanların ağ yani gerçek olup olmadığından veya işte insan olup yoksa bot mu olduğundan anlayabileceksiniz. Blockchain üzerinde olacak tabii ki bunların hepsi bir spesifik çözüm sunuyorlar kendi açılarından. Bir veri seti oluşturacaklar ve bu veri seti blockchain üzerinde olacak ve bunu da girip okuyabileceksiniz. Bu yüzden her şeyin transparan olacağından bahsediyorlar. Ve bu veri tabanında her şeyin saklanacağından bahsediyorlar kendileri. Noise işte sadece diyor kendi reklam verdikleri kişilerle paylaşacakmış bunları
ve Hyperledger adını verdikleri bir sistem yapacaklar. Bunu da işte IBM gibi 200'den farklı kampanyada blockchain üzerinde saklayarak bunları da katmayı planlıyorlarmış. Aşağı doğru. Tabii ki bu Hyperledger kendi oluşturdukları bir algoritmadan öte gidiyor ve inovatif bir sistem olduğundan bahsediyorlar. İyi günler. Yani bu videomda bu kadar. Geri kalan 5. kısmı da diğer videomda inceleyeceğiz. İyi günler diliyorum.